Evet arkadaşlar. Merhabalar herkese. Derbi maçı hazırlıkları başladı. Pazartesi itibariyle başladı. Evet, şu anda önce bir tablo yapıyoruz. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Başlıyoruz, attım zarımı. Ben de attım. Başla. Şu anda kazandım 4-2. Başla. Bu arada Turgay abiyle iki oyun oynadık. İkisi de 8-0 bitti. Şimdi bu oyunu oynuyoruz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hatırına. Şu anda oyun 4-4, finali yapıyoruz. Beşinci. Kazanan maçı kazanmış olacak arkadaşlar. Bu arada da sizler için gündemde değerlendireceğiz tabii. Galatasaray... Kasımpaşa Galatasaray'a girmeyelim. Neden girmeyelim? Girmeyelim abi. Orada çok... Abi ben bir şey duydum yeni. Bu Senegalli var ya, Cagne. Senegalli büyü yaptırmış abi. Hakemler bunu görmüyormuş. Görmüyor, doğru. Hakikaten bak. Ama şöyle, ben o pozisyonda o kadar net düşüyor. Şöyle yumruk atıyor ya. Burada bir şey yok ki. Böyle yumruk abi, oluyor. Hakemler, yukarıdan aşağı şöyle yapıyor ya. Hakemler abi büyü yaptırmış. Senegal'de özel bir büyücüsü var. Maske takıyor ya. Adı şey. Senegal'de büyücünün adı. Tutankamon. Tutankamon mısın lan abi? Hadi bakalım. Evet, 5-4. Şöyle bir yapalım abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kasımpaşa Kalesi gibisin ha, yemin ediyorum. Hep ters yerlere gidiyorsun ya. Hep ters yerlere gidiyorsun. Abi sen hemen kaçmaya başladın. Kasımpaşa Kalesi'nin ilk golde Belanda'nın 30'dan vurduğu, nasıl atladığını gördün mü? Böyle atladı daha. Benim torunum öyle atlamıyor topa. O bile böyle elini uzatıyor. Abi yani... Bir adam gol yemek için bu kadar çaba harcar mı ya? Galatasaray bir de şu aralar dikkat ediyorsan biraz yumuşak maçlar oynuyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş sertleşecek abi o maçlar. Tabii canım, tabii. Ne yapacağız? Çok Ersun kötü. Hoca nasıl, iyi mi? Aranız iyi mi? Baba bir şey söyleyeyim mi sana? Aynı Kasımpaşa Kalesi. Direkt yatıyor ya. Böyle yatılır mı? Ersun Hoca. Vururum. Ersun Hoca için kusura bakmasın da. 2-5. Aşağıdan yukarıdan. Yani bu iş böyle olmayacak. 6-1. Allah Allah. Allah Allah. Gel. Neydi şeyin adı? Büyücünün adı? Tutankamon. Ya abi. Şu bir. Tutankamon neredeydi? Mısırlı mıydı ya? Şu 5. 4 oyna abi. Hayatım buradayız. Buyur. Devamlı kaçmaya programlısın gibi geliyor bana. Çok kötü oldu işte bu. Şu bir, şunu bir kaçalım. Şu 3. Şu da 4 abi. Şöyle geldik. Bir de biliyor musun, ben bunu Las Vegas'a gittim mi? Gitmez miyim ya? Şu 1. Sen orada oynadın mı tabla? Şu da 6 tabi. Ha, oradakiler iyi tabla 1. Las Vegas. Bu oynamıştır. Bak ben sana söyleyeyim. Herkes oynamaz, hem de oynamıştır. Arkadaşlar tavlayı gördüğüm hayatımda 2 kişi var. Çok iyi bilen. Bir bizim Emre, bir de bizim Özgür var. Yani Özgür, bu çayları aynı, en pahalısından getirdin değil mi? İkisi de şey. En sağdaki demlikten yani. Aynen. İkisi de bildiğin Kasımpaşa Kalesi. Böyle atlıyorlar topa. Fakat Kasımpaşa da bir şey söyleyeceğim sana Turgay abi. Böyle gidiyorlar ama. Aşağı doğru gidiyorlar. Aşağı doğru gidiyorlar yani. Mustafa Hoca toparlar orada ama işleri zor yani. Evet, şu 3 abi. Bir yırtılalım bakalım. Tamam. Şu anda yırtılıyor. Evet. Maçın kopma anı. Top Kagawa'ya geldi sayın seyirciler. Kagawa yapıştırdı. Geçmiş olsun. Kagawa oynar mı bu hafta? Bir daha 5-4 geli attı. Bir daha atabilir mi? İzin veriyor musunuz? Bir daha. Kagawa oynar mı bu hafta? Kagawa oynar, işi de bitirir. 6-3. En sevdiğim zar. Kagawa'dan da bir şey görmedik daha bu arada. En sevdiğim zar. Duruyorsun Kagawa'yı. Daha Kagawa'dan bir şey görmedik müdür? 4-1. Kanka şu anda maç 4'e gidiyor, haberin olsun. Arkadaşlar Emre Bulut için salağı verebilirsiniz. Allahu ekber. Salah dedim. Salah. Ezan değil. Arkadaşlar Emre Bolu'nun yapabilecek hiçbir şey kalmadı. Buradan gidiyor. A caminden her kişinin yedini. 6-1. Hadi hayatım. Şöyle yatalım abi. Final maçında böyle bir şey olur mu ya? İşte bunu bekliyordum. Neyi bekliyordun anlamadım. Bu oyunu da bilmiyor ya. Bu neyi bekleyeceğini de bilmiyor. Pahalı çaydan mıydı bu? 1-2-3-4 abi. Çok güzel oynadın bunu Emre. Buraya gelme. Emre bunu çok güzel oynadın Emre. Söyledim ben sana bunu güzel oynadın. 4-2. Orayı yırtsan abi. Bugün yırtmazsan yarın yırtacaksın. Sen orayı bir aç da. Bir rahatlasın orası. 2. Beyler Fenerbahçe şu anda dağıldı. Şu anda Fenerbahçe tarumar oldu. Maç farka küçük, gidiyor. Küçük. Maç farka 1. gidiyor. Altımız yok abi. Maç farka gidiyor. Şu anda maç farka gidiyor. Final sahnesi. Kagawa'ya geldi top. Bak şimdi. Al Melo'yu, koy Sabri'yi. Ne oldu? Oyna. Al Melo'yu, koy Sabri'yi. 5-2. Kaç yavrum? Kaç kurtar kendini? Mecbur çıkacağız. Kaç. Olay bitti. Olay bitti. Bir de bir yapıştık. Olay bitti. Maçın son dakikası, uzatma dakikaları.
Kagabaya geldi top yine. Bak, bak Kagabaya bak. Neler yapıyor ya. Neler yapıyor ya. Şimdi bir 6-5 atsana. Al 5-3 attın. Ne yapacaksın? 5-3. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? En pahalı çaydan mı? Gel. Bak. Gel. Yaklaş. Yaklaş. Kameramanımız eski düğünlerde çalışmış. Yaklaş da görsün. Düğünlerde, mevlütlerde çalışmış. Bu TRT'de mevlütlere gidiyordu bu. Bak. 3. Burada ne var? 3. Bak. Üç. Bak. Şimdi gel. Ama hiç bakmıyorsunuz ki. Bak hiç çocuğa. Bana bak. Bana baba. Bak buna bak ama. Bak. Seyret. Bak. Bakın ama çocuğa bak. Bir daha at istersen. Ha? İstersen bir daha at hayatım. Oyna. Olay bitti. Maç bitti. Daha ne oynayacaksın? Maç bitiyor sayın seyirciler. Son kaç dakika. Tane al? Kaç tane aldın? Say hayatım al. Vur. Babacım tamam. Bana koltuğumun altına. Al şuradan ver, şuradan ver. Yok yok. Kakabat koltuğun altına veriyor Emre'nin, yapıştırdık. Arkadaşlar belki bu maçı kaybettik. Tabii. Ama. Ama. Pazartesi günü evinizi arabanızı satın. Satın. Fenerbahçe kaybetmez. Tabii. Oynayın öyle. Bak Fenerbahçe'nin Rize maçıyla ilgili tereddütlerim var. İçeride oynayacağı Rize maçıyla ilgili. Ama her nedense Beşiktaş maçıyla ilgili içimde şu kadar bir şüphe yok. Evet. En kötü beraberlik çıkartacak Fenerbahçe orada. Şimdi insan ölmeden önce bir iyilik gelirmiş üzerine. Arabanın motoru da öldü mesela. Motor bir anda duyarsın ki arıza dediğimiz motor tam gaz gidiyor. İşte motorun bittiğinin göstergesi. Şimdi buna gelen o içindeki iyilik de öyle. Bu konuşmanın aynısını bak şöyle söyleyeyim. Sadece bizim sitede bunun lafına güvenip ilk maçta Fener'e oynayanlar var. Adamlar ellerini sattılar. Şu anda kirada oturuyorlar. Aynı. Dolayısıyla o maç hatırlayın konuşmalar yine böyle. Falanca maçtan diyor şüphem var ama bu maçtan hiç şüphem yok dedi. Hiç şüphem yok. Hiç Fenerbahçe yok. Gitti gitmiş o maç 5'lik olur. İnşallah bu arada senin çok övdüğün Kagaba oynar. Çünkü ben Kagaba'nın geldiğinden beri o iki tane gol attığı maça bakma. Yani kopmuş maç. Son dakikalarda 10-15 dakika girdi oynadı. Orada öyle kısa bir performans yaptı. Ama o performansını uzun süre bir türlü gösteremedi. Zaten Şenol Hoca oynatmıyor abi. Adam Slimani'nin bir sezonda attığı golü bir maçta 3 dakikada atmış. Daha fazlasını attı. Ha, maç attı. Hala ne konuşuyor? Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Maalesef Beşiktaş Fenerbahçe farklı yener. Farklı mı yener? Farklı yener. Farklı yener. Söyleyeyim. Şey ama şöyle ya, söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Bu ateşi var, buna bir şey şöyle getireyim. Söyleyeyim. Aspirin, maspirin, vermidon. Bakın bugün de mesela... Antibiyotik, mantibiyotik bir şey var mı? İddiaya girdik zaten. Abi. Bu arada bizim Evren Turan sağ olsun, Malatyalı Murat Akça'ya kafayı takmıştı. Dün Kasımpaşa Kalesi'ni görünce Evren kafası duvarlara vurdu. Ya böyle bir adamı nereden bulduk biz? Adam biliyorsunuz, Belanda 30'dan vuruyor, top tıngır mıngır geliyor. Baba böyle atıyor topa, böyle iki elle birden. Ha nasıl yakalamazsam diye. Ya bu kadar kötü kaleci Kasımpaşa nereden kiraladı? Nereden buldu devre arasında? Abi yani... Yediği 4 gol ver, 4'ü de sıkandı. Evren Turan delikanlıysan, ki ben senin delikanlı olduğunu biliyorum. Ki ben emin değilim. Çık Kasımpaşa kalecisi Şukufe ile ilgili de konuş. Konuş. Şukufe. Arkadaşı stoper basmış topa. Top yerde sekiyor. Ve vicdansız ne açılıyorsun adam boş kaleyi boşaltıyorsun. Bacak arasından yediği gol. Bacak arasından yediği dördüncü gol. Falan. Hakikaten yani Feguli'yi şöhret yaptı. Feguli hayatında böyle bir şey yapmamış. İlk defa hayatında hat-trick yapmış. Niye? İlk defa Kasımpaşa karşı oynuyor. Başka bir maçta olsun. Ama Evren Efendi bunları konuşmaz abi. Evren böyle. Bak Cagne var ya Cagne. O attığı yumruktan dolayı 5 maç ceza alır. Normal bir kere. 5 maç ceza alır. Geçen hafta da kırmızı görürdü. Ama Allah'tan bir kere Türkiye Kupası'nda yakalandı. O sırada Kasımpaşa forması giyiyordu. Evet. Çünkü 4 maç aldı. Tabii 4 maç aldı. Şimdi arkadaşlar sevgili Sabri Çelik, sevgili Mustafa Çulcu, onlara güvenirim söylediğim gibi sevgili Hamza Mısır. Bu adamları dikkatle izleyin. Bu Ali Palabıyı, bu Varda'ki Ali Mutmeleri. Sakın ha derbiye bu Ali Mutmeleri vermeyin. Gerçek verecek hakem kalmadı. Abi Mustafa genç çıkarsın lan bunlar kötü olmaz ya. Aşağıdan çıkarsın. Çıkar abi. Şu var. Altyapıdan genç oyuncular çıkıyor. Şimdi Güneyt'e veremezsin. Geçen hafta Beşiktaş Fener maçını verdin. Güneyt'e veremezsin. Fırat'a zaten veremezsin. Ümit Öztürk'e zaten artık hakemlik yaptıramazsın. Güneyt'e verecek. Güneyt nasıl verecek? Geçen hafta Beşiktaş maçını yönetti. Yani artık... tek şansın Güneyt'i verip kurtarmak aslında. Ama geçen hafta maç verdim vermem dersen. Aman Hüseyin Göçek falan. Hüseyin aman Göçek, aman. Ali Sözkaya sakın. Aman. Halil Umut Meler bunların var ya bu riske. Ümit Öztürk. Ulusoy. Bu riske girmeyin. Niye? Ha bunların kafa gitmiş. Adam yumrukta yumruğu görüyor. Vardaki adam yumruğu oynatıyor ya. 5 maç ceza alacak adam oynatıyor şu anda. Evren Efendi bunları konuşmaz biliyorsun. Evren konuşmaz. Ne yumruğu ya? Sen Evren'in delikanlılığını nerede gördün? Yok ki delikanlı çocuğu severim. Ben.
Nasıl, hangi açıdan yani? Beni seviyorum. Bir defa Galatasaray'ın aleyhinde konuşsun da görelim. Bir defa. Abi sen de öylesin. Siz benim gibi değilsiniz. Ben gördüğümü yazan, çizen bir adamım. Bak Fenerbahçe maçında Skertel'in yaptığı ben onu pozisyonda... ağlayacaktım ha, okudum. Abi okurken, kırmızı kart. Abi yani... Sana bir söz söyleyeyim mi? Buradan şeye gidiyoruz. Ben siz gibi değilim. Gazetenin şoförüne gidiyoruz, şoföre söyledim, o da ağladı. O da okudu, ağladı dedik. Emre abi dedi. Çok içli yazmışsın. Sadık. Çok içli yazmışsın. Sadık'ı çok severim. Sadık Fener'in topçusu değil. O yere yatıp da aman aman deyip hakemi bara götürttürüp ondan yalnız sonra bir şey söyleyeyim bak. Kırmızı gösterttirmek, arkasından Fofana geldi biliyorsun, dönme dolat gibi çevirdi çevirdi, golü attı. O Sadık'ın... Işte Allah'ın adaleti var. Sadık. Sadık. Bak sen Fenerbahçe kaptan olacaksın oğlum. Bunları yapma. Yapma. Ne zaman kaptan olacaksın? Göreceksin bir sene içerisinde. Sadık Fenerbahçe'nin topçusu değil. Bir, ikincisi o pozisyonda beni öyle döndürseler ben futbolu bırakıyorum. Kardeşim sağa döndük kimse yok, sola döndük kimse yok, arkaya döndük kimse yok. Böyle bir dönüş olur mu ya? Neyse biz iddiamıza girdik. Cuma günü artık... Şimdi arkadaşlar sizden ricam bu videonun altına. Beşiktaş Fenerbahçe'yi ben buna beraberliği veriyorum. 1-0 Beşiktaş'ın galibiyetini veriyorum. İstemiyor. İstemediğini duyun. Ben 1-0 Beşiktaş'ın galibiyetini istemem. Bu Beşiktaş, bu Fenerbahçe'yi. Dörtlük beşlik yapmazsa ayıp. Şimdi bu videonun altına sizden ricam. Öbür hafta Cuma günü. Yani derbiden sonra Emre Bol'un bu göğsünde şu göbek kısmına, şu döş kısmına tişört yaptıracağız abi. Ne yazdıracağız yani, ne? Tişört yaptıracağız. Ben ne yazdırayım? Ben ne yazdırayım? Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin mi yazdıralım? Caner'le Gökhan'ın resmini koyup bunların formalarını alabiliriz mi yazdıralım? Siz altına bize öneride bulunun. Ola ki Fener kazanırsa hani olmaz öyle bir şey de hani ola ki hani yani. Bu ne yiyor, ne içiyor burada ya? Ha, buna ne veriyorsun? Onu da ne yazdıracağız altına? O bak taraf, kameraman şey dua ediyor. Kameraman Fenerbahçe'li. Kameraman Fenerbahçe şu anda dua ediyor. Büyük lafımıza tövbe olsun, yine de büyük laf konuşmayalım. İddialı konuşalım. Bunun altına ne yazacağız? Şu döş kısmına ne yazacağız? Ha ola ki Fener kazanırsa benim göğsüme ne yazacağız? Bunları altına bir yazın. En güzel fikri verene bir tişörtün üstüne yazdırdım. Kimin fikri ise kimin sloganı kullanırsak imzalı Kagawa forması. Beşiktaşlıysa. Fenerbahçeli'si imzalı, Fener'de de imzalanacak formu yok. Kimin forması imzalanması mı Fener'de? Nasıl yok ya? Kimin? Basketbolcu verelim. Şeyin verelim. O var ya bir tane çocuk sizde. Yeni 3 yıllık imza atmış. Arkadaşlar bir tane... Onu verelim. İsimsiz, isim çok önemli değil. İsim yok, Fener'de isim yok. O şey şanlı Fenerbahçe formasını, çubuklu Fenerbahçe formasını arkadaş hediye edeceğim. Kimin fikrini tişörte yazdırırsam. Bu arada bakın bazı insanlar sizi kandırıyor. Diyorlar ki Fenerbahçe düşerse... Alt ligde aldığı şampiyonluk da yıldıza sayılır, yanlış. Sayılmaz. Alt ligde şampiyonluk sayılmaz. Fenerbahçe belki bu sene şampiyon olamadı ama şampiyonu belirler. Bu hafta Beşiktaş'ı yener, Beşiktaş'ın işi biter. Şimdi hadi bu eyvallah. Sabah, bu şimdi bir dakika dur. Eyvallah. Sabah Aygün'le program yaptı ya. Eyvallah. Bu birazdan Fener, Galatasaray, Beşiktaş geçer. Öpüyoruz diye. Hepinizi. Bir şey soracağım, bir dakika. Sana bir soru, en önemli soruyu soruyorum. İlker Hoca'ya sordum, düşsün daha iyi dedi. Fenerbahçe düştü diyelim. İnşallah düşmez ama düştü diyelim. Düşme kaldırılsa. Kabul eder misin? Etmem. Alt ligde mi oynasın sen? Oynasın abi. Biz Fenerbahçe'yi kazandığı şampiyonluk için sevmedik. Sana helal olsun diye ki. Bak. Çünkü düşerse, düşme kaldırılırsa bütün millet ömür boyu dalga geçer. Böyle bir şey de olmaz zaten. Düşme falan olmaz. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Ha, düşme mi kaldırılır? Cevaplarınızı olur. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. İyi dostça güzel bir derbi olsun. Kavgasız, gürültüsüz. İnşallah. Kırmızı kartları, hakemi falan konuşmadığımız maç İnşallah. Olsun. Dostça bir mücadele olsun, hak eden de kazansın. Adam gibi bir hakem, adam gibi var hakemi bulunsun. Gördüğünü çalsın, biz skora razıyız. Nasıl olsa 4 olmazsa 5 olur. Yani orada bir sıkıntımız yok, eyvallah.